Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde aydınlanma felsefesinden, aydınlanma çağından ve aydınlanma felsefesinin önemli şahıslarından bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise artık Osmanlı'dan bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda gerçekleştiren ıslahat hareketlerinden bahsedeceğiz. 18. yüzyıl dediğimiz e, aslında gerileme devri olarak değerlenme alınan bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı'da ne tür gelişmeler oldu? Osmanlı kendini nasıl geliştirmeye çalıştı? Avrupalılaştı mı? Avrupalılaşamadı mı? Avrupa'ya yaklaştı mı? Yaklaşmadı mı? Bir ona bakacağız. Dolayısıyla 18. yüzyıl ıslahat hareketlerine bir başlayalım bakalım. Tabi burada Öncelikle şuna bakmamız lazım. 18. yüzyılla 17. yüzyıl arasında fark var mı? Yani gerileme devri ıslahatlarıyla duraklama devri ıslahatları arasında fark var mı? Kesinlikle fark var. Ne fark var? En büyük fark şu. Onu unutmayalım. En büyük farkı söylüyorum. Duraklama devri ıslahatlarında kesinlikle biz hala kendimizi Avrupa'dan üstün görüyorduk ve hiçbir şekilde Avrupa'dan bir şey almadık. Avrupa'yı kendimize örnek almadık. Çünkü üstündük. Niye örnek alalım? Öyle düşünüyorduk. Ama 18. yüzyılda geldiğimizde şunu fark ettik. Avrupa bizden üstün. Avrupa bizi bilimde, teknikte geçti. O zaman ne yapmamız lazım? Eğer Avrupa'yı yakalamak istiyorsak, Avrupa'yla boy ölçüşmek istiyorsak onlar gibi olmalıyız. Onlar gibi bilimsel alanda gelişmeliyiz, onlar gibi teknik alanda, askeri alanda gelişmeliyiz. O zaman Avrupa'yı kendimize örnek almalıyız. İşte bu düşünceyle 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek alınmıştır. Avrupa'dan teknik eleman getirtilim getirtilmiştir. Avrupa'dan teknik malzeme alınmıştır. Örneklemeler yapılmıştır. Kendimizi onlara göre düzenlemeye çalışmışızdır. Tabii bu yüzyılda şunu da söylemek lazım. 17. yüzyıla göre Yoksa genele göre değil genelde çok köklü ıslahatlar maalesef yapamıyoruz biz. Onu söylemek lazım. Ama bir önceki yüzyıla göre yaptığımız ıslahatlar biraz daha köklü. Biraz daha kalıcı. Çok fazla değilse bile biraz daha bir tık daha iyi. Mesela örnek de vermek lazım. İşte 17. yüzyılda yapılan ıslahatlara bakıyorsunuz. A şahsının yaptığı ıslahatı B şahsı devam ettirmemiş, bozmuş. Ama bu yüzyılda yani 18. yüzyılda A şahsının yaptığı ıslahatı mesela 1. Mahmud'un kurduğu okulu daha sonra geliştirdiklerini görüyoruz. Yani biraz daha devlet politikası çerçevesinde biraz daha köklü olarak ne yapmış? Gelişmiş. İşte 3. Mustafa'nın uyguladığı esam uygulamasını 1. Abdülhamit'te devam ettiğini ve yürürlüğe konduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ıslahatlar biraz daha köklü. Ama tekrar yürüyorum çok fazla olması da diğer yüzlere göre biraz daha kalıcı devlet politikası haline getirilmiş diyebiliriz. Peki. Şimdi gelelim 18. yüzyılda gerçekleştirilen ilk ıslahat hareketlerine. Hemen başlayalım. Tabi bizdeki ilk ıslahat ki aynı zamanda batılılaşma kabul edilir. Lale devridir. Osmanlı'da ilk batılılaşma lale devriyle başlar. Çünkü batıyı örnek alıyorsunuz. Çünkü batıdan bir şeyler alıyorsunuz. O zaman bizim için batılılaşmanın başlangıcı lale devridir. Ne zaman lale devri? 1718'de başlar. Pasarofça anlaşmasını imzaladıktan sonra başlar. 1730'a kadar devam eder. Ve bu dönemde şöyle bir felsefe ortaya atılmış. Biraz garip bir felsefe diyeceksiniz. Böyle bir şey olur mu? Oldu. Ne? Yeter savaştıklarımız. Sürekli savaştık, sürekli savaştık, kan döktük, toprak aldık, toprak verdik. insanlar öldü. Yeter. O zaman ne yapalım? Biraz da dünya nimetlerinden zevk alalım. Yani biraz da yaşayalım. Biraz da günümüzü gün edelim. Düşüncesi öne çıkmış. Temel nokta bu. Yalnız tabii ki burada savaşı bir kenara tamamen attık mı? Hayır onu da yapmadık. Batı ile olan savaşı bir tarafa attık. Batı ile olan savaşı durdurduk. Çok enteresanır. Doğuda savaş devam etti. İran'la savaşırken Batı ile savaşmadık. Garip bir durum ama bunu yaptık. Daha barışçı bir siyaset izledik. Böyle bir düşünceyi öne çıkardık. Ve artı dedik ki Batılılar gibi olalım. Batılılar gibi yaşayalım Batılılar gibi hareket edelim Ve batılılaşalım e Nasıl yapacağız bunu Yani batılı nasıl yaşıyor Batılı nasıl bir hayat tarzı sürüyor Batıda hangi yenilikler var e Bunları nasıl öğrenirsiniz Batı nasıl bir hayat sürüyor Nasıl öğrenirsiniz Batı nasıl yaşıyor Nasıl öğrenirsiniz Tabi bunun yöntemleri yolları var Hadi bakalım Batı nasıl bir hayat sürüyor buyurun Evet, Fransa, Fransa'daki bir saray içerisinden bir resim. O e, ortada e, Osmanlı e, haşmetini, Osmanlı heybetini sembolize eden bir vezir var, bir devlet adamı var. Etrafında ona e, biraz garip, biraz hayranlıkla bakan bir grup. Fransız var. Kim bu adam? O ortadaki heybetli kişi 28 Mehmet Çelebi. Kimdir arkadaşlar bu 28 Mehmet Çelebi? Osmanlı'nın Batı'ya gönderdiği, Avrupa'ya gönderdiği ilk elçidir. Buna dikkat. Tekrar söylüyorum. Osmanlı'nın Avrupa'ya gönderdiği ilk elçi 28 Mehmet Çelebi'dir ve bizim elçi göndermemiz şöyle kabul edilir. Batı'nın üstünlüğünü kabul etmek kabul edilir. Unutmayınız. Biz Avrupa'ya elçi göndermişsek Batı'nın üstünlüğünü kabul etmişiz demektir. Nereye göndermişiz? Paris'e yani Fransa'ya. Unutmuyorsunuz Osmanlı yönünü batıya çevirdiği zaman gördüğü ilk devlet ya da görmek istediği ilk devlet Fransız'dır. Bu hep böyle olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı'da bir Fransız hayranlığı vardı zaten. Okullarında bile resmi yabancı dil bir dönem Fransızca olmuştu. 28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderilmiş geçici. Bu arada onu da söylemekte fayda görüyorum. Geçici yani bir yıl kalabiliyorlar. Bir yıl sonra geri dönüyor. Ve gönderiliyor şu isteniyor. Nasıl bir hayat? Nasıl bir yaşam tarzı? Neler yapıyorlar? Nasıl eğleniyorlar? Nasıl bir kültürleri, bilimsel gelişmeleri, faaliyetleri var. 28 Mehmet Çelebi bir yıl Paris'te kalıyor ve o kaldığı süreci anlattığı bir rapor tutuyor. Elçilerin tuttukları günlüklere, raporlara veya meydana getirdikleri eserlere sefaretname denir arkadaşlar. Elçilerin yazdığı eserlere raporları içeren eserlere sefaret denir. Sefaret elçilik demek. Yanlış anlaşılmaya müsait bir kelime gibi duruyor. Sefaletle karıştırılabiliyor bazen. Sefaret elçilik demek. Elçilik name anlamına gelen bir kelime ve bizdeki ilk elçilik belgesi kitabı, raporu Paris Sefaret 28 Mehmet Çelebi gitmiş. Devşirme kökenli bir devlet adamı. Gitmiş Paris'te bir yıl kalmış. Gördü, işte öğrendi. Her şeyi not etmiş, getirmiş, sunmuş. Bu önemli. Yani ilk defa elçi gönderiyoruz. Ha, diğer şehirlere de gönderdik. Ama gönderdiğimiz ilk elçi Paris'e 28 Mehmet Çelebi. Önemli. Bu bir. Geldik ikinci adıma. Bu e, dönemde Lale Devri'ndeki ikinci önemli adıma. İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi. Bunlar iki arkadaş. Sait Efendi hoş. 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu. İbrahim Müteferrika da sonradan Müslüman olmuş. Bir gayrimüslim. Bu iki arkadaş şöyle bir düşünce ortaya atıyorlar. Diyorlar ki Osmanlı'da Yahudiler matbaa kullanıyor, Rumlar matbaa kullanıyor, Ermeniler matbaa kullanıyor. Niye Türk Müslümanlar matbaa kullanamıyor? Bir matbaa kuralım özel bir matbaa. Türk ve Müslümanlar da kullansın düşüncesi o, o ana kadar yasaktı. 1727'ye kadar yasaktı. Ve 1727'de bu izni alıyorlar ki bir şeyhülislam fetva veriyor. O şeyhülislamın fetvası sayesinde matbaa kurma iznini alıyorlar ve matbaa kuruluyor. Yalnız 1727'ye kadar niye Türk ve Müslümanlar matbaayı kullanamadı? Ona bakmamız lazım ve onun çerçevesinde konuyu ilerletmemiz lazım. Şöyle. Osmanlı'da hattatlık diye bir mesleki grup var ya da meslek var ve müstensih var. Müstensih çoğaltan demek. Yani kitapları el yazısıyla çoğaltan. Yani bir tür fotokopi ama el yazısıyla. Müstensih'in tek işi bu. Yani adam geçimini oradan temin ediyor. Hattatlar. Güzel yazıyla kitaplar yazıyorlar ya da levhalar yazıyorlar, hatlar yazıyorlar. İşte bunlar mesleklerinden olmasın, geçim kaygısı yaşamasın diye uzun bir müddet matbaa engellenmiş. Yenişehirli Abdullah Efendi, Şeyhülislam, dönemin Şeyhülislam'ı fetva vermiş. Osmanlı'da, Müslümanlarda matbaa kullanabilir şart şu din kitapları hariç Kur'an, hadis, tefsir, fıkıh, kelam kitapları hariç ya müsbet bilimlere ait kitaplar. İşte tarih kitabı, coğrafya kitabı, felsefe kitabı, matematik kitabı gibi kitaplar basılabilir ama din kitapları kesinlikle basılamaz demiş. Bu noktada bir fetva ne yapmış vermiş. Buyurun ilk basılan eserler ki ilk basılan eser en soldaki eserdir. Van kulu Lügat bir sözlük. Vani Mehmet Efendi'nin bir sözlüğü. İlk basılan eser Van kulu lügatıdır. Bir edebi eser ...nihayetle... İkinci basılan eser ki Osmanlı'nın ilk vaka nüvisi olan Mustafa Naima'nın tarihidir. Naima tarihi çok çok önemli. Ve üçüncü basılan eser de Katip Çelebi isimli çok çok önemli bir bilim adamının, fikir adamının kitabı Cihan Nüma'dır. Bir coğrafya kitabı. Yani baktığınızda bir edebi eser, bir tarih eseri, bir coğrafya eseri basılmıştır. ...tabii ilk basılanı bir daha söyleyeyim. Van Kulu Lügat olarak Harit almıştır diyoruz. Önemliydi. Geçelim Tabi bu dönemde ekonomik düzenlemeler de yapılmış. Yani devlet ekonomisini de düzeltmeye çalışmış. Mesela bakıyorsunuz İstanbul'da kumaş imalathanesi, Çin'i imalathanesi ve matbaa için Yalova'da kağıt imalathanesi kurulmuş. Dikkat edin. E şimdi matbaa var. Kitap çoğaltılacak. Kitaplar fazlaca basılacak. E, kağıda ihtiyaç var mı? Var. O zaman kağıt imalathanesi kurulmuş. Fabrika demek biraz e, iddialı olabilir. O yüzden imalathane demek daha uygun. Kumaş imalathanesi, Çin'i imalat yani daha fazla Çin'i atölyeleri ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Bu noktadan ekonomide biraz gayrete gelme çabası var. Evet. Tulumbacılar. Tulumbacı. Nedir tulumbacı? ...itfaiyecidir... İşte ...Osmanlı'da... ...böyle bir e, meslek yoktu... İtfaiyecilik diye bir... E, ...faaliyet yoktu... ...fakat şu vardı... ...çok yangın vardı... ...İstanbul'da özellikle... ...çok fazla... ...çünkü... ...binalar bitişiktir... ...ve binaların birçoğu ahşaptır... ...ahşap... ...yani... ...ağaçtan tahtadan yapılan... ...evlerin çatılar özellikle... E ...şimdi... ...bir evde bir yangın çıkarsa bitişik olduğu için diğer evlere sıçraması çok kolay. Ve yanmaya başlayınca büyük bölümü yanıp kül oluyordu. E bunu engellemek için bir gruba, bir mesleğe ihtiyaç duyuldu. Ve Yeniçeri Ocağı'ndan alınarak oluşturulan bir bölük ortaya çıktı. Tulumbacılar Bölüğü ya da Tulumbacılar Ocağı. Arkadaşlar Osmanlı'daki ilk itfaiye bu şekilde lale devrinde oluşturmuştur. Tulumbacılar ocağı olarak tarihteki yerini ne yapmıştır almıştır? Çok yangının verdiği bir ihtiyaç. Evet Osmanlı maalesef bu dönemde kendi klasik üslubundan da vazgeçmeye başlamıştır mimaride. Gerçekten çok güzel bir üslubumuz vardı. Klasik tarz ...bir İslam mimarisi ve Osmanlı mimarisi... ...çerçevesinde eserlerimiz yapılırdı. Çok üst düzey mimarlarımız vardı. Fakat lale devrinden itibaren... ...yavaş yavaş... ...batı tarzında... ...yapılar oluşturulmaya başlandı. Özellikle barok... ...ve rokoko. Barok... ...üslubu rokoko stili kullanılmaya başlandı. Bir barok yapı tarzıdır. Rokoko süsleme tarzıdır. Batı tarzı olarak karşımıza gelir. Barok biraz daha kilise, e, mimarisi şeklinde karşımıza gelir. Bu tarz yapılan ilk ibadethane buradaki değil, bu görseldeki değil. İlk ibadethane daha sonra inşa edilecek. 1746'da yapımına başlayacak. Yani Lale Devri'nden sonra yapımına başlanacak. Nur Osmaniye Camidir. Ama Barok üslubunun uygulanmaya başlaması çerçevesinde Lale Devri'nde inşa edilen ilk eser budur. 3. Ahmet Çeşmesi. İlk eser Lale Devri'nde inşa edilen ilk eser 3. Ahmet Çeşmesi olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor İstanbul'da çok önemli güzide bir eser olarak biliniyor. Evet. Kim bu hanımefendi? Lady Montagu. Aslında öncelikle şuna bakmamız lazım. Bir çiçek aşısı uygulaması var. Osmanlı Lale Devri'nde ilk defa çiçek aşısı uygulamasına başvurdu. Peki biz bu çiçek aşısını Avrupa'dan mı aldık? Hayır. Tam tersi. Avrupa bizden aldı. Ona dikkat. Biz Avrupa'dan almadık. Avrupa bizden aldı arkadaşlar. Özellikle bir İngiliz sefirinin yani büyükelçisinin eşi Lady Montagu bizim ülkemizde bulunduğu esnada bu çiçek aşısına vakıf oldu. İran'dan alıp kullandığımız, biz İran'dan aldık. İran'dan alıp kullandığımız bu aşıya vakıf oldu ve kendisi ülkesine dönerken bu aşıdan bahsetti. Özellikle yazdığı Şark Mektupları isimli eserinde bundan söz etti ve Avrupa'ya Anlattı ve Avrupa'da da kullanıldı. Dolayısıyla biz aşıyı İran'dan aldık, Avrupa aşıyı bizden aldı. Onu ifade etmek lazım. Evet, Lady Montagu çiçek aşısını Avrupa'ya bizden aldığı aşıyı Avrupa'ya tanıtan e, hanımefendi olarak da tarihteki ne yapmıştır, almıştır diyoruz. Evet, bu dönemde. ...tercüme büroları da kurulmuştur... ...ve tercümeler yapılmıştır... ...özellikle doğu klasiklerinden... ...ve batıdan... ...mesela bakıyoruz... ...tercümeleri yapan en önemli kişi... ...daha sonra... E, ...Ahmet Vefik Paşa gelecek... ...o da çok çok büyük bir... ...tercüme üstadı, onun dedesi olarak... ...kabul edilen, bilinen... ...Yanyalı Esat Efendi... ...bu tercümeleri yapan kişi... Muallimi salis. Muallimi salis. Yani üçüncü öğretmen olarak değerlendirme Allah'ın bir kişidir. Birinci öğretmen Aristo'dur. ikinci öğretmen Farabi'dir. Üçüncüsü Yanyar Esat Efendi olarak karşımıza gelir. i̇bn Sina'nın o meşhur eserini çevirmiştir. Diyeceksiniz ki zaten i̇bn Sina'nın eseri Türkçe değil mi? Arapçaya çevirmiştir. Çeviri yaparken Arapçaya çevirmiştir. Onu ifade etmek lazım. Yine Sühreverdi'nin Hikmet-i İşrak isimli eserini çevirmiştir Doğu klasiklerinden olarak. Ve Batı'dan bir Yunan filozofunun eserini Aristoteles'in psikolojisini kitab Semaniye ismiyle ne yapmıştır? Çevirmiştir. Arapçaya çevirmiştir. Onu da ifade etmek lazım. O dönemin en büyük çeviri üstadı Yanyalı Esat Efendi olarak karşımıza geliyor. Peki. Bugünkü konumuzun son noktası şu olsun. Devrin önemli şahsiyetlerini vererek konuyu tamamlayalım. Devrin en önemli şahsiyetleri içerisinde birçok kişiden bahsettik ama yenişehirli Abdullah Efendi'yi bir kez daha söyleyeyim. Matbaanın gelmesi için fetva veren çevre Dolayısıyla çok cesur bir davranış olarak karşımıza geliyor o günün şartlarında bunu uygulamak çok zordu ama yan yana Esat Efendi bunu uygulamıştır unutmuyoruz. Düzeltiyorum Yenişehirli Abdullah Efendi. İkinci önemli kişi Nedim. Şair. Özellikle dönemin en önemli divan şairi olarak karşımıza geliyor. Ee, aynı zamanda sazende, aynı zamanda hanende yani şarkı söyleyen e, kişi olarak da değerlenmeye alınır. ...gerçekten çok çok önemli... ...özellikle padişahı eğlendirme noktasında... E, ...ön plana çıkan bir şairden bahsediyoruz. Levni... ...devrin en büyük nakkaşıdır. Nakkaş... ...minyatür sanatıyla uğraşan kişi demek. Yani bugünkü anlamıyla söylersek... ...ressamdır. Ama minyatür... ...sanatını icra eden kişi olarak... ...değerlenmeye alınır... ...Levni dediğimiz kişi. Ve devri bitiren kişi. Çıkardı isyanla. Devre son veren kişi. Patrona Halil. Patrona Halil isyanıyla devir bitti. Niye isyan etti onu söyleyelim. Arkadaşlar dönem israfın tavan yaptığı dönemdir. İsraf inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Halk sefil bir hayat sürerken, zor bir hayat sürerken tepedekiler üst düzey zevat biraz e, fazla zevke sefaya dalmıştır. Bunun neticesinde ...patronu Halil ve yanlaşları buna tepki göstermiştir. Çıkardıkları isyanla padişahı tahttan indirmişlerdir. Dönemin sadrazamını öldürmüşlerdir. Ve neticesinde devre son vermişlerdir. Not. Çok çok önemli bir not. Çok çok önemli bir ayrıntı. Patronu Halil ayaklanması yeniliklere karşı değil israfa karşıdır. Nereden anlıyoruz? Matbaaya dokunulmamıştır. Bu da israfa karşı olduğunun, yeniliklere karşı olmadığının net göstergesi olarak karşımıza geliyor. Evet arkadaşlar, Lale Devri dediğimiz dönem bu dönemdi. Konumuzu burada tamamladık. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam etmek umuduyla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.